Merhaba arkadaşlar. Bugün Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeyiz. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeni açılmış olan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü hakkında bölüm başkanı Doçent Doktor Mustafa Ulaş hocamızdan bilgi alacağız. Bu yıl sınava giren arkadaşlarımız ilk defa bu bölümü kılavuzda görecekler. Onlara bölüm hakkında detaylı bilgiler vereceğiz ve geleceğin meslekleri arasında sayılan yapay zeka ve veri mühendisliği ile ilgili kafalarında fikirler oluşacak. Mustafa hocamız bizi hem bölüm hakkında hem de Fırat Üniversitesi'nin olanakları ve imkanları konusunda bilgilendirecek. Değerli hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, ben size teşekkür ederim. Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü biraz yeni bir bölüm. Henüz çok yaygınlaşan bir isim değil. Dolayısıyla öğrenciler bunu merak ediyorlar. İlk sorumuz da şuradan başlayalım hocam. Yapay zeka ve veri mühendisliği nedir? Bize bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle başlayalım. Şimdi yapay zeka ve veri mühendisliği aslında bakıldığı zaman şu ana kadar hani piyasada yapay zeka ve veri olarak zaten ayrı ayrı talebi olan bir yapıydı. Ancak bu işleri bilgisayar mühendisleri veya yazılım mühendisleri gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ve şu an itibariyle finans sektöründe başta olmak üzere birçok sektörde hem veri mühendislerinin hem de yapay zeka ile ilgili mühendislerin çalıştığını görüyoruz. Uzmanlık olarak gerçekleştiriliyordu ama şu an şunu görüyoruz ki artık da bu uzmanlık lisans seviyesine de düşmek zorunda. Çünkü özellikle veri alanında çok ciddi olarak hem Türkiye'nin hem dünyanın üretmiş olduğu bir veri var. Ve bu veri özellikle üniversitelerimizin lisans programlarından yetişen gençler tarafından da işlenmesi ve bilgiye doğru da dönüştürülmesi lazım. Yani normalde bu unvan bir şekilde kullanılıyor mu Zaten birkaç kullanılıyordu. yıldır? Mesela bu durum bir 15 yıl önce yazılım mühendisi için geçerliydi. Piyasada bilgisayar mühendisleri vardı. Bilgisayar mühendisleri yazılım özelinde uzmanlaşmaya başladıklarında yazılım mühendisi olarak kendilerini atfediyorlardı. Doğru, o şekilde Sonra lanse da ediyorlar. Evet. bu nokta biraz daha potansiyeli artıp talep de artınca yazılım mühendisliği lisans programları açılmaya başladı. Çünkü gerçekten doğrudan yazılım mühendisliği konusunda uzmanlaşmış kişilerin Evet. Piyasada talebi ortaya Yani çıkmaya biraz başladı. sektörün Tabii. işini kolaylaştırdı. Aynen. Evet. Bu durum artık şu an itibariyle yapay zeka ve veri mühendisliğinde de geçer. Düne Evet. kadar bu işi yapan bilgisayar ve yazılım mühendisleri zaten vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada birçok işletme, özellikle bankacılık ve finans sektörü yapay zeka ve veri mühendisliği konusunda müthiş bir personel talebine sahip. Şu Evet. an birçok yazılım mühendisi ve bilgisayar mühendisi kendisini lisans seviyede yetiştirerek bu alana Bu alana yöneliyor. yöneliyorlar zaten. Birçok elektronik ticaret sisteminde hani çok uzunca zamandır zaten yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Hani müşterinin analiz edilmesi, müşterilerin potansiyel satın alma sepetlerinin Evet. oluşturulması gibi çok çalışma zaten yapılıyordu. Artık bunu biliyoruz ki hani yapay zeka konusunda uzman olan personeller yapıyor. Biz bunu artık yazılım ve bilgisayar mühendisleri tarafından değil, gerçek anlamda yapay zeka veri mühendisleri tarafından gerçekleştirileceğini düşünüyoruz. Hocam ikinci sorumuz, buraya gelen öğrenciler nasıl bir eğitim alacaklar? Eğitimin içeriğinde neler var? Evet. Bunu planlarken aslında iki tane farklı bakış açısıyla planladık. Bir, akademik olarak tüm dünyada ve Türkiye'de yürütülen programların içeriklerini inceleyerek aynı zamanda bir de sektörün talebini de inceleyerek. Klasik olan eğitim programlarının mesela bizim şu an diğer bölümlerimizi de yürütmüş olduğumuz eğitim programlarının aksine uygulamanın daha yoğun olduğu ve faaliyetin işte geliştirme faaliyetlerinin, ürün üretme faaliyetlerinin daha yoğun olduğu bir program üretmeye çalıştık. Çünkü biz deneyimin böyle kazanılacağına inanıyoruz. Çünkü insanlar bir şeyler ürettikçe daha çok öğrenme potansiyelini arttırırlar ve işin sonunda da üreterek deneyime ulaşabilirler. Üretilen eğitim programına bakıldığı zaman, ders sesine bakıldığı zaman özellikle son iki dönemde uygulamaların çok daha yoğun olduğu, ürün üretmeye daha etkin bir program ortaya çıkarılmaya çalıştığını görebiliriz. Artı 7 artı 1 dediğimiz bir programı da burada uyguluyoruz. Biz son dönemde öğrencilerimizin bir şirkette, bir firmada
stajyer mühendis olarak çalışmasını sağlıyoruz, imkan veriyoruz. Şirketlerle anlaşmalarımız var. Anlaşmalarımız var. Çeşitli şirketlerle zaten daha önceden yürütmüş olduğumuz projelerden kaynaklanan kontaklarımız zaten var. Biz bu özellikle bu anlaşmaları biraz savunma sanayindeki firmalar, vakıf şirketlerine de kaydırarak mümkün oldukça tüm öğrencilerimizin bu şirketlerde stajlarını gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışacağız. Burada şunu söyleyebilir miyiz? Çocuklar 4. sınıfın son dönemini şirkette Geçirebilir. geçirecekler. Yani Aynen. oradan aldığı notlar sanki ders görmüş gibi Tabii. kabul edilecek. Yani 3,5 yıl üniversitedeki dersleri Aynen. alacaklar. Aynen. Son dönemde şirkette iş yerinde Tabii. geçirecekler. Buna 7 artı 1 programı diyor YÖK. Evet. 7 artı 1 programıyla bu şirket entegrasyonunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Çünkü bizim gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi akademi ve sanayinin iç içe olma problemi. İç içe olmadığını düşünüyoruz ve mümkün oldukça işte hem bizlerin burada gerçekleştirdiği faaliyetlerle hem öğrencilerimizin üniversitenin sahip olduğu kontaklar, işte anlaşmalarla şirketlerin olduğu ilişkilerle bunu arttırmaya, bu Yani potansiyeli yükseltmeye çalışıyoruz. üniversite sanayi işbirliğinin Tabii. bir uygulamasını burada Uygulaması olacak. Bizim öğrenciler şöyle bir görecekler. avantajımız da var. Hani bu belki bölümü üzerinde özellikle konuşulması gereken bir şey. Öğrenci sayısı çok kritiktir. Özellikle mühendislik eğitiminde. Bizim şu an aktif kontenjanımız 30 olarak belirlendi. Evet, çok güzel. Deprem bölgesindekilerle beraber 39 olacak. Ama çok az öğrenciyle biz bu eğitimi başlatıyor olacağız. Dolayısıyla öğretim elemanlarımızın bizzat öğrencilerle doğrudan iletişim olabilecek. Artı kontağımız olan şirketlerle elimizdeki öğrenci potansiyelinin paylaşımı çok daha rahat olacak. Yani öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı önemli bir konu akademide arkadaşlar. Tabii. Yani hocamızın vurguladığı Fırat Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi başına düşecek öğrenci sayısı oldukça Az az olacak. olacak ve bu da çok avantajlı bir durum. Şimdi hocam üçüncü soru, muhtemelen bu soru çok gelecek, kritik bir soru çünkü. Şimdi şu soruyu soralım. Yani ben üniversite sınavına girdim, bir meslek tercih edeceğim ve bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği varken yapay zeka ve veri mühendisliğini neden seçeyim? Farkı nedir? İçerik olarak ne farkı vardır? Biraz bunlarla ilgili de bilgi verebilir misin? Tek bir cevap var, uzmanlaşmak. Evet. Piyasada uzman adam istiyor. Hani piyasaya çıktığınız zaman klasik bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği iş bulamazsınız. Bir alanda uzmansanız, uzmanlığınızı CV'nizdeki oluşturmuş olduğunuz projelerle gösterebiliyorsanız ancak iş bulabiliyorsunuz. Hiçbir firma iş ilanını deneyimsiz çıkmıyor. Mutlaka 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl deneyim şartı yazarak çıkıyor. Onun için uzmanlaşma noktası bizim için kritik. Ben en baştan başlayayım. Bilgisayar yazılım ve sonuçta hepsiyle doğrudan teması olan bir öğretim üyesi olarak konuşayım. Mesela bilgisayar ve yazılım mühendisliği arasında baktığınız zaman ciddi farklar var. Düz dışarıdan bakan birisi bunu belki söyleyemeyebilir. Bilgisayar mühendisliği yazılım yazabilir mi? Yazar. Ama 4 yıl boyunca görmüş olduğu derslerle yazılım mühendisliği 4 yıl boyunca görmüş olduğu derslere eşit kılamazsınız. Birisi 4 yıl boyunca yazılım mühendisliği özelinde konuşuyorum. 4 yıl boyunca yazılımın en kaliteli şekilde nasıl üretilmesi gerekiyorsa onunla alakalı dersler alır. Yani yazılım dediğimiz şey arkadaşlar aslında bir ürün. Ürün. Doğru mu? Ortaya Tabii. bir ürün çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla kalitesini de nasıl Evet. arttıracaksınız bunu bilmeniz gerekiyor. Yani bunun bilimsel tarafı var, pratik tarafı Tabii. var. Yazılım mühendisliği daha çok bunun üzerine Evet. odaklanıyor ve sektörde bunu bekliyor. Sektör bunu bekliyor. Evet. Mesela sektör gittiği zaman mesela yazılım geçerleme ve yazılım geçerleme dokümanını mesela bekliyor yazılım mühendisinden. Evet. Bilgisayar mühendisliği bunu belki bir dönemde bir ders olarak alıyor ama yazılım mühendisliği bunu 4-5 tane derste uygulamalı olarak görüyor. Evet. Şimdi bu iki ayrımı yaptıktan sonra gelip şimdi yapay zeka veri mühendisliği ayrımını konuşmamız gerekiyor. Şimdi bugün biz bilgisayar ve yazılımı rigid bir şekilde kestirip atabiliyoruz. Piyasa yazılımcı istiyorsa yazılım mühendisliği alır. Ama piyasadaki adam işte network konusunda uzman, işte donanımsal ürünler konusunda ürün geliştirecek, onları ödeyecek bir adam istiyorsa bilgisayar mühendisliğini daha çok tercih ediyor. Evet. Şimdi yapay zeka veri mühendisliği bu işin neresinde? Aslında talepte. Şu an mesela gittiğiniz zaman biz geçen bir dersimizde bir Türkiye'nin çok büyük bankalardan bir tanesinin yazılım ve yapay zeka departmanındaki
Team Lead ile bir toplantı yaptık. Yapmış olduğumuz toplantıda temel olarak bize şunu mesela, şu senaryoyu bize anlattı. Mesela bir kredinin bir kişiye uyumluluğuyla ilgili çok ciddi diyor, arka tarafta biz algoritmalar çalıştırıyoruz. Evet, analizler yapılıyor. Analizler yapıyoruz. Bu algoritmalar analizleri hangi çerçevede yapıyor? Bu kredinin işte şahıs tarafından geri ödenip ödenemeyeceği, bu kredinin şahıs tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, burada yaşanan işte kredinin oranı ile ilgili yaşanan sorun. Mesela benim verilen bana kredinin 0,01'indeki bir farkın bende nasıl bir etki uyandıracağı, sizde nasıl bir etki uyandıracağı. Çok ciddi bir Çok parametre, sosyal, çok çok parametre. parametrik sosyal yapının da içinde olduğu bir algoritma çalışma mantığından bahsediyor. Dolayısıyla örneğin ilk şahsına, mevduat sahibi olan ilk şahsına 1,2 faiz verirken Y şahsına 1,1 verebiliyor. Evet. Çünkü biliyor ki diğerine 1,1 verirse o hemen kaçacak. Bununla ilgili analizlerin hepsi baktığınız zaman bir yapay zeka departmanı tarafından yönetiliyor. Ve bir Ve veri mühendisliği, veri tabii analizi. burada veri analizi yaparak yapay zeka algoritmalarını çalıştırıp bir departmanın ürettiği bir iş. Bu noktada baktığınız zaman piyasa bu ihtiyacı gördü. Ki genelde de lisans bölümlerinin belirlenmesinde bunun çok ciddi etkisi var. İlk önce piyasa ihtiyacı görür. Evet. Bununla ilgili uzmanları talep eder. İnsanlar o alanlara doğru uzmanlaşmaya başlarlar. Sonra üniversiteler görür. Onları lisans seviyesine çeker. Evet. Şimdi biz bu aşamadayız. Yapay zeka ve veri mühendisleri de özellikle büyük kurumlarda üretilen büyük verilerin analizinde ve bu analiz tarafında kullanılan algoritmaların da kodlanmasında, yani kurgulanmasında bizim bölümün öğrencilerinin yer alması söz konusu. Büyük bankalar bu işi yapıyor. Hepsinin bununla ilgili departmanları var. Yani şöyle diyebiliriz. Yapay zeka uzmanı diye veri mühendisliği, veri alanında uzman. Bunlar artık sektörlerin ihtiyaçları var. İhtiyaçları var. Ve sektör bunların yetişerek gelmesini istiyor. İstiyor. Ve bunun akademik bir eğitimden de geçmesini istiyor. Siz de Tabii. bu boşluğu Biz zaten ciddi bir şekilde dolduracaksınız. mesela yapay zeka veri mühendisliğinde yazılım mühendisliğinin temel ivmelerini zaten biz öğrenciye katıyoruz bir ve ikinci sınıfta. Yani Temel bu dersler adam zaten veriliyor, evet. temel dersler herhangi bir alanda zaten yazılım mühendisi oluyor bu adam. Evet. Çünkü yazılım mühendisi olamadan yapay zeka ve veri mühendisliği konusunda da çok ilerlemek söz konusu değil. Yazılım yazacaksınız, İlla ki. algoritma çalıştıracaksınız. Aynen. Dolayısıyla hızlandırılmış olarak zaten bu yapılıyor. Bu alanda kendini geliştiren kişiler yapay zeka veri bilimi iki tane farklı bizim ana bilim dalımız var. Bunların herhangi birisinde de uzmanlaşarak kendisini sektördeki bu talep edilen uzmanlar potasına koyma şansına sahip oluyor. Çünkü dediğim gibi hani piyasada doğrudan bununla ilgili lisans seviyesinde öğrencilerin sayısı çok fazla veya mezun sayısı çok fazla olmadığı için insanlar, şirketler, büyük kurumlar alıyorlar, insanları yetiştiriyorlar. Evet. Yetiştirdikten sonra bu departmanlara kaydırıyorlar. Yani şirket artık bu yetiştirme sürecini kısaltmış olabilir. Kısaltmış olayım. Çünkü personel hazır bir şekilde gelecek. Şimdi hocam aslında bu soruyu konuştuk ama ayrı bir başlık olarak tekrar detaylandıralım. Yapay zeka ve veri mühendisliğinin sektördeki karşılığı nedir? Yani örneğin bilgisayar mühendisliği mezunu, bilgisayar mühendisiyim diye diplomasıyla işte şirketlere başvurabiliyor ya da işte kamuda başka kurumlarda arayış içerisine girebiliyor. Yazılım mühendisliği de artık bu çerçeveye girdi, oturdu. Yapay zeka ve veri mühendisliğinin sektördeki karşılığı nedir? Mesela şu anda buna yönelik ilanlar var mı? Ve bu alandan mezun olanları şirketler nasıl değerlendiriyor, nasıl bakıyor? Biraz bununla alakalı bilgi alalım. Özellikle yapay zeka tarafını özel bir başlık açarak irdelemek gerekiyor. Çünkü yapay zekanın bugünkü geldiği nokta, özellikle ChatGPT denen bir gerçekten var olduğu dünyada bir aslında bir devrim olarak görmek lazım. İnternetin kullanılmaya başlanması gibi bir devrimden bahsediyoruz. Çünkü şu an itibariyle yapay zeka ile birçok gerçekleştirdiğimiz ve ciddi anlamda adama harcadığımız işlerin otonom bir şekilde gerçekleştirilebildiğini görüyoruz. Evet, yapay zeka Yapay sayesinde zeka artık. sayesinde bunu Hatta insanlar yapıyorlar. bununla alakalı biraz ironik bir kaygı da var. Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri artık Front engineering'den bahsedeceğim. ChatGPT bizim yerimizi alacak gibi bir Evet. kaygı taşıyorlar. Bununla alakalı da Yani bu nokta çok kritik bir nokta. Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği belki ilk darbeyi yiyecek yerlerden bir tanesi. Çünkü birçok adam ay harcadığımız işi şu an
Prompt engineering dediğimiz yöntemlerle ChatGPT benzeri yapay zeka tool'larına gerçekleştirebiliyoruz. Orada biraz tırnak açık, hani Birkaç öğrenciler bilmeyebilir. evet. Mesela prompt mühendisliği ne demek? ChatGPT ve kısaca Yani bilmeyebilirsiniz. orada aslında komut mühendisliğinden Evet. bahsediyoruz. Yapay zekanın size yardımcı olabileceği komutları bilerek o komut serisini aslında yapay zekaya göndermekten Evet, bahsediyoruz. yani yapay zekayı bir nevi kumanda Kumanda ediyorsunuz, edebilir. Kumanda yönetiyorsunuz ve edebilir. ondan maksimum Tabii. fayda elde etmeye Bunu bir çalışıyorsunuz. makine olarak düşün. Onun nasıl kullanıldığını bilmekten bahsediyorum Evet, aslında. aynen. Yani yapay zekayı en iyi şekilde kullanabileceğiniz komut setinden bahsediyoruz. Bu Hani ChatGPT ile birlikte arkadaşlar hayatımıza giren bir meslek tabii. ismi oldu. Tabii. Komut mühendisliği, prompt Evet. mühendisliği, doğru mu? Evet, prompt engineering olarak Evet. geçiyor. Ve hani o birçok editörde artık daha bir tool olarak var. Tool'a basıyorsunuz. Örneğin bana işte kullanıcıdan resim kullanıcı mesela resimlerini paylaştığı, resimlerini paylaştığı, diğer kullanıcıların oy verdiği, yorumlar yapabildiği bir web sayfası tasarla diyorsunuz. O size parça parça tasarlıyor. Bu Mesela normalde tabii bu bir basit bir iş mühendis, değil. bunun için siz on binlerce liralık mühendisler çalıştırıyorsunuz. Evet. Mesela Flow AI diye bir şey var, web sayfası var. Giriyorsunuz, Flutter Flow diye özür dilerim. AI butonuna basıyorsunuz. Bana bir mobil uygulama gerçekleştir. Bu mobil uygulamanın user registration, işte login kısımları olsun. İnsanlar girdikten sonra fotoğraflar upload edebilsinler. Evet. Fotoğraflar oynansın, yorumlansın diye yazıyorsunuz. Size tüm ekranların hepsini çatır çatır veriyor. Bu çok ciddi bir konu arkadaşlar. Tercih yaparken bunu göz önünde bulundurmak Tabii yani gerekiyor. şimdi Yani şu anda bilgisayar mühendisi ya yazılım mühendisi ya da kod yazan birçok kişinin yapabileceği zor görünen işleri yapay otonom zeka şekilde otonom bir yapıyor. şekilde yapabiliyor. Tabii. Şimdi bu nokta bizi şuraya getiriyor. Zaten hani yapay zeka gelecekte birçok şeyin zaten otonom yapılacağı tool'lardan bir tanesi haline gelecek. Yani siz Evet. yapay zekayı iyi biliyorsanız bunu yapacak olan işleri siz kurgulayacaksınız. Hani Koordine edeceksiniz. bu noktada baktığımız zaman sadece bilgisayar ve yazılım mühendisi için mi tehlike var? Hayır. Mesela birçok firma mesela sosyal medya reklam yönetimini işte mesela yapay zekalarla yapıyor. Evet. Yani bunu gerçekleştiren personellerini minimize ederek yapay zekadan prompt engineering noktasını işte kendi personelleri çerçevesinde geliştirerek yapay zekayı kullanarak bu işleri yaptırıyorlar. Tabii birçok şeyi de mesleği de ortadan kaldıracak, birçok yapılan rutin işleri ortadan kaldıracak. Mesela Deutsche Bank'ın CEO'sunun vermiş olduğu bir açıklama, 2014 yılında yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Diyor ki bizim şu an abaküs şeklinde çalışan birçok çalışanımız var dünya genelinde. Belki 10 bin kişi bulan bir çalışanımız var. Yani sadece Yapay hesap zeka yapıyor. tam hesap yapıyor. Yapay zeka veri biliminin gelişmesinden sonra bu 10 bin kişi işsiz kalacak. Yani bunu gözümüzü kapatarak, bununla ilgili çalışmalar yapmayarak bundan kaçamayız. Yani bu bir bilimse bu bilime ilk önce bizim hakim olmamız lazım. Yani şunu söyleyebilir miyiz burada? Yapay zeka müthiş bir gelecek şeklinde Tabii. ilerliyor. Çok iyi bir noktalara gelecek. Sizin de hani bir an önce bu alana yönelik açılmış bölümlere yönelmeniz bu sektörde yerinizi almanız açısından önemli. O Çok yüzden yani yapay zeka veri mühendisliği tabii. kilit bir noktada Kilit bir burada. örnek vererek söyleyeceğim. Mesela çok yüksek puan alıp şu an çok yüksek daha doğrusu puanlarla öğrenci alan bölümlere gidip 15 yıl sonra işsiz kalma ihtimaliniz var. Evet, bu ne yazık Ve ki işsiz var. kaldıracak olan bölümde yapay zeka ve veri mühendisliği. Kadromuzu da buna göre organize ediyoruz. Kadro oluştururken tabii ki en iyi alanındaki en iyi insanların bir araya getirilerek oluşturulması hedeflendi. Evet. Ama Fırat Üniversitesi bu noktada çok zengin bir üniversite. Birçok üniversite 2-3 tane işte öğretim elemanını bulup bölüm açılmışken bizim bu alanda 70'e yakın öğretim elemanımız var. Evet, aslında Bunlar üçüncü sorumuz oydu. Akademik evet. kadroydu. Onlar da o zaman başlamış olalım. Akademik kadromuz nasıl olacak? Akademik kadromuz Fırat Üniversitesi'nin bu konudaki potansiyelini en iyi şekilde kullanabileceğimiz şekilde kurgulandı. Dediğim gibi Fırat Üniversitesi bilişim alanında, yapay zeka yazılım alanında Türkiye'deki en fazla kadroya sahip üniversitelerden bir tanesi. Evet. Burada hocam 70'e bir ek yakın. yapalım bilmeyen arkadaşlar için. Fırat Üniversitesi uzun yıllardır bilgisayar mühendisliği, yazılım Tabii. mühendisliği, adli bilişim mühendisliği gibi bilişimin içerisinde olan bölümleri açık, aktif bir şekilde öğrenci alıp mezun eden bir bölüm. Ayrıca yüksek lisans doktora eğitimleri yürüten bir bölüm. Yine TÜBİTAK projeleri, sanayiyle işbirliği içerisinde olan projelerde birçok
bitirilmiş ve hatta derecelere girilmiş, ödül alınmış durumlar var. Teknofest'te mesela Tamam. ödüller almış. Yani çok ciddi akademik ve sektörel deneyime sahip olan müthiş bir kadro var burada. Ve Evet. siz bu kadrodan en iyi şekilde yararlanarak yapay zeka ve Evet. veri mühendisliği bölümünün akademik kadrosunu Fırat Üniversitesi'nin tırnağını biraz geniş açacağım. Çünkü oluşturacaksınız. Fırat Üniversitesi örneğin büyük veri projesi konusunda seçilen 8 tane pilot üniversiteden bir tanesi. Türkiye'deki bu alanda en fazla proje yayın yapan üniversitelerden bir tanesi olduğu için Evet. YÖK'ün, Yükseköğretim Kurulu'nun ortaya çıkardığı Yükseköğretim'de büyük veri projesinin seçilen 8 pilot üniversitesinden bir tanesiyiz. Bunun dışında YÖK'ün her yıl yayınlamış olduğu bir yetkinlik haritası var. Yani internette YÖK yetkinlik haritası diye açıp baktığınız zaman Fırat Üniversitesi'nin özellikle bilişim alanında, yazılım, yapay zeka alanında dikey olarak bir uzmanlığını göreceksiniz. Yani Fırat Üniversitesi yetkinlik haritasının yapay zeka tarafında Türkiye'deki en iyi 3-5 üniversiteden bir tanesi olduğunu rahatlıkla Bu göreceksiniz. da şunu söyleyebilir miyiz? Yani öğrenciler açısından bu Fırat Üniversitesi diplomasının değerini artırıyor. Hem değerini arttırıyor hem de verilen eğitimin niteliğini, kalitesini arttırıyor. Hani bu alanda uzman olmayan bir üniversitede alınmış olan bir eğitimle, yani uzmanlarının çok yoğun bir şekilde katkı sağladığı bir üniversitede alınmış bir eğitimin karşılaştırılması söz konusu olamaz. Yani ben bu alanda sadece yapay zeka ve veri mühendisliğinde değil, yazılım ve bilgisayar mühendisliğinin kalitesini de Evet. söylemem lazım. Çünkü Türkiye'de mesela en son yine yayınlanan istatistiklere bakıldığında görülebilir. Computer Science alanı içerisinde yapılan en çok yayın ve atıklara baktığında Türkiye'de belki ilk üç üniversiteden bir tanesinin Fırat Üniversitesi olduğunu görebilirsiniz. Evet Ya hocam, da biz bu buyurun. kadroyu oluştururken nelere dikkat ettik? Mesela birçok hocamızın işte yayın, atıf, proje konusunda deneyimli olması noktasında ciddi anlamda emek sarf ettik. Hocam bir şey burada hemen araya girmek istiyorum. Öğrenciler yani yayın, atıf ve proje konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Yani bir akademisyen Oraya için açacağım. ve Evet. öğrenci açısından bunun ne artısı var? Onları da biraz açarsak. Onları üç başlı ayrı ayrı konuşmak lazım. Yayın aslında üretilen akademik içeriği gösteriyor. Üretilen akademik içeriğin sayısını gösteriyor. Bizim kadromuzdaki arkadaşlarımız, işte Fırat Üniversitesi'nin belki en iyi yayınlarını yapan arkadaşlarımız. Atıf yapılan, üretilmiş olan akademik içeriğin dünya tarafından kabul edildiğini gösteriyor. Yani yayın yaparsınız, kimse yapmış olduğunuz araştırmayı incelemez, irdelemez. Bu işte niteliğini gösterir. Aslında ne kadar çok atıf alıyorsanız yayınınız o kadar da kaliteli, ürettiğiniz içerik de o kadar Evet, kaliteli yani demektir. atıf dediğimiz yayının Tamam. Bu, okunabilirliğini, okunduğunu evet. gösteriyor. Bu akademik taraftaki, akademik olarak ürettiğimiz olan aslında şey, kaliteyi, Evet. içerik kalitesini gösteriyor. Diğer taraftan bir de proje tarafı var. İşte bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Öğretim elemanlarımız, öğretim üyelerimiz arasında proje konusunda gerçekten hani çok iyi işler üretmiş, milyonlarca liralık projeleri yürütücü olarak devam ettiren, işte TÜBİTAK'tan NSF, National Science Foundation'a kadar, Avrupa Birliği projelerine kadar birçok projeyi yürütücü olarak, araştırmacı olarak veya danışman olarak takip eden hocalarımız var. Bu Evet. da sektörle olan bağlantının aslında sonucu. Burada bir araya girmek istiyorum. Yani bu projelerdeki çıktılar sektörde karşılık buluyor. Doğru Tabii. mu? Yani Yani öğretim sadece elemanı. akademik projeler değil. Tabii. O yüzden öğretim elemanları sektörel deneyim de edinmiş oluyor. Sektörel deneyimi olan insanlar arasından seçilmiş Evet, durumda. zaten halihazırda deneyim olan Bizim kişiler. yani özellikle üniversitelerimizden hani piyasanın da beklediği bu. Evet. Yani öğretim elemanlarının işte yönlendirdiği, yetiştirdiği öğrencilerin sektörden haberdar olabilmesi sağlanıyor. Çok güzel. Yani Öğrencinin olabilmesi için ilk önce öğretim üyesinin olabilmesi lazım. evet. Bizim bu konuda çok önemli avantajlarımız var. Yani Kadromuzun büyük bir kısmı proje konusunda çok zengin. müthiş. Yani öğrenci Fırat Üniversitesi'nin yapay zeka ve veri mühendisliği bölümüne geldiğinde hem akademik kendini donatacak hem de Tabii. hocalarının deneyimleri ve tecrübeleriyle sektör konusunda da birikim sahibi olacak ve aynı zamanda da pratik olarak uygulamasını yapacak. Bu da Evet. iş bulmasını ciddi bir şekilde kolaylaştıracak. Tabii. Yani zaten o noktada da ayrı konuşmak gerekir. Bizim sektörde ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğu için birçok kişi zaten ikinci, üçüncü sınıftan itibaren temel bilgiler aldıktan sonra özellikle veri analizi ve temel yapay zeka işlemleri konusunda birçok yerden freelance veya normal şekilde sigorta olarak işe başlıyor zaten. Evet, bu önemli arkadaşlar. Yani öğrenciyken bu bölümde Tabii. okuyan birçok arkadaşımız iş bulabilecek ve doğrudan sektörün içerisine girip
aynı zamanda para da kazanabilecek. Tabii. Yani Yani şu erkenden an iş hayatına atılabilecek. insanlar hani lisans eğitimlerini ve üniversite neden okurlar? Hayata atılabilmek Tabii için. ki. Daha iyi bir kalifiye bir işte çalışabilmek için. Biz Evet. bunu birinci, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren özellikle yazılım mühendisliğindeki öğrencilerimizde de görüyoruz. Yani birçoğu zaten hani biraz kendini geliştirme potansiyeline sahipse ki onu da ayrıca konuşacağız hani kimler gelmeli noktasında. Evet. Onlar hani rahatlıkla işletmelerde iş bulabilecektir. Yani biraz kendi Tabii. çabalarsa bu noktada kendini çok iyi noktalara taşıyabilir. Gençlerimizde ben o enerjiyi görüyorum. Evet. Buraya geldiklerinde sizleri rahat bırakmayacaklar. Bundan emin İnşallah. olabilirsiniz. Hocam bir başka sorumuz. Şimdi bu bölüme gelen arkadaşlarımız stajlarını hangi firmalarda yapabilecekler? Şimdi ben bilgisayar mühendisliği bölümünde uzun yıllardır çalıştığım için şunu biliyorum. Biz öğrencilerin staj yaparken bir bilgisayar mühendisinin yanında staj yapmasını istiyoruz. Ve staj defterinde de mutlaka bir bilgisayar mühendisinin imzası olmasını istiyoruz. Önceden bilgisayar mühendisleri çok yaygın değilken elektrik elektronik mühendislerinin yanında çalışıyordu, staj yapıyordu bu arkadaşlarımız. Şimdi yapay zeka ve veri mühendisliği bölümündeki arkadaşlarımız staj olanakları sizin bölüm açısından nedir? Ve bu arkadaşlar kimlerin yanında staj yapacaklar? Evet. Stajlardan ne bekliyorsunuz? Neler öğrenecekler? Biraz da buna değinelim. Bunu imzalı anlaşmalar, sözleşmeler ortaya çıktığında aslında isim isim de ilan edilsin ama şu an hani olmadan konuşmak, isimleri vermek doğru olmaz. Şu an konuştuğumuz 3 tane kamu bankası var. Evet. Bununla beraber savunma sanayi şirketler arasında yine konuştuğumuz birkaç tane savunma sanayi şirketi var. Bunların da içerisinde bizim öğrencilerimizin staj ve uzun dönem staj yapabilmeleri, kısa dönem uzun dönem staj yapabilmeleri söz konusu. Bir araya gireyim. Eğitim programımızda stajlar kaç tane staj yapacaklar o şey hariç? Şirket içi eğitim hariç. Klasik 2,5 yılda. mühendislik, evet, klasik mühendislik staj programı bizde var. Diğer mühendislik programlarımızda olduğu Yani iki gibi. sınıfın sonunda. Tabii her iki sınıfın ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda 20'şer günlük stajlarımız var. Ama biz şunu da önayak olarak açıyoruz. Bunların 40 güne birleştirip tek seferde yapılmasına da müsaade ediyoruz. Çünkü ben masanın her iki tarafında da oturan birisiyim. Akademisyenim. Diğer taraftan da birçok şirkette yazılım yapıyorum. İşte projelerin işte geliştirilmesinde, insan kaynaklarının temininde yardımcı oluyorum. Şirket tarafında işini biliyorum. Yani çok iyi. Dolayısıyla şirketlerin talep ettiği öğrencinin işte hem işte süresini hem hevesini onların da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani bir gerekiyorsa birleştirilebilmesinde de şeyiz yani. O noktada bir yardımcı olunuyor ya da öyle bir istenebiliyor. Evet. Stajların birleştirilmesi noktasında. Orada bir bilmeyen arkadaşlar için tırnak açalım. Mühendislik fakültelerinin bölümlerinin neredeyse tamamında, ikinci sınıfın sonunda, üçüncü sınıfın sonunda Evet. 20'şer günlük staj yapılması isteniyor. Hocamızın vurguladığı şey şu, yapay zeka veri mühendisliği bölümü olarak biz bu staj yapılacak yerler konusunda öğrencilerimize yardımcı da olacağız. Şirketlerle anlaşmalar yapacağız. Dolayısıyla staj yeri bulmaları da daha kolay olacak ve doğrudan kendi konuları üzerinde staj yapacak. Doğru Tabii. mu? Bu da çok önemli. Yani Yani şimdi herhangi bir sektörde bilgisayar mühendisinin yanında atıyorum donanım alanında çalışan ya da network alanında çalışan birinin yanında değil, değil. yapay zeka ve veri bilimi üzerinde çalışan birinin yanında staj Bak şu yapmalarını an avantajımız sağlayacaksınız. şu, yani piyasanın çok ciddi bir talebi var. Ancak bu işi lisans seviyesinde veren, yani baktığınız zaman bir Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden devlet üniversitesi olarak bahsediyoruz. Evet, şu an bildiklerimiz Dördüncü bunlar. devlet üniversitesi, Fırat Üniversitesi. Bunun dışında tabii ki bak üniversitelerde var. Evet. Bu eğitimi, bu lisans seviyesinde veren eğitim veren üniversiteleri var. Dolayısıyla piyasada ihtiyacı olan bir sektörel olarak ihtiyacı olan bir bilim dalı var. Ve bu bilim dalında lisans seviyesinde eğitim gören öğrenci sayısı çok az. Evet. Ve dolayısıyla da hani Avantajlı olacak. çok ciddi bir avantaj olacak. Birçok kişi tahminimiz ikinci, üçüncü sınıftan itibaren de bu işletmelerde remote olarak çalışıyor Çok olacak. güzel. Yani uzaktan şirketlerde Yani bu remote çalışabilecekler. çalışma mevzusu bizim için çok sıradan bir şey. Nasıl bizim için, yani bizden kastımız ne? Yazılım alanında çalışan insanlar için çok sıradan bir Evet. şey. Birçok firma zaten hani Artık bu sisteme bu geçiyor. sisteme geçiyor. Yani siz büyük firmaların birçoğunu da yani ofislerde görmezsiniz. Özellikle İstanbul, Ankara'da işletmeler faaliyet gösteriyorlarsa bunlar genelde en azından haftanın birkaç günü remote olarak Doğru, çalışıyorlar. evet. Bu şirketlerin aynı zamanda operasyonel yükünü de azaltıyor Tamam. ve etkili de oluyor.
Hocam bir başka konu, bu bölüme gelen arkadaşlarımızın yurt dışı olanakları olacak mı? Yani bölümü Evet. okurken yurt dışına gidebilecekler mi? Ya da üniversite, yani bölümünüzün yurt dışıyla bağlantısı hem akademik Evet. anlamda hem de sektör anlamda olacak mı? Bununla ilgili Bizim de Fırat tecrübeniz. Üniversitesi olarak bu konuda da çok ciddi avantajlarımız var. Özellikle Avrupa Birliği kaynaklarından en çok işte üniversite tarafından kullanılan Erasmus kaynağında, Erasmus Plus kaynağında, staj imkanlarında Fırat Üniversitesi kaynağı en iyi şekilde kullanan üniversitelerden bir tanesi. Burada da baktığımız zaman özellikle yazılım bilgisayar gibi bölümlerimizde gelen öğrenci potansiyeli nitelinin yüksek olmasından dolayı da ciddi anlamda en çok kullanan da bölümler olarak karşımıza çıkıyor. Yazılım mühendisliğinin anlaşmaların tamamı yapay zeka ve veri mühendisliğinde de kullanılabileceği için burada çok ciddi bir imkan da söz Yani konusu. bu önemli bir konu. Tabii. Zaten hali hazırda Erasmus anlaşmaları yapılmış Zaten ve siz bunları kullanabileceksiniz. kullanabileceksiniz. Burada şu bir tırnak açalım ama bilmeyen arkadaşlar için. Erasmus programı Avrupa Birliği'nin oluşturduğu bir program. Türkiye'de üniversitede okuyan gençler gidip Avrupa'daki üniversitelerde bir yıl geçirerek ya da bir dönem, iki dönem geçirerek hem akademik hem de kültür alanında tecrübe, deneyim Tabii. ediniyorlar. Bunun olabilmesi için üniversitenin başka ülkelerdeki üniversitelerle anlaşma yapması gerekiyor Tabii. bölüm bazlı. Hocamızın vurguladığı şey şu, bizim zaten yazılım mühendisliğimizin anlaşmaları var ve biz bu anlaşmalardan doğrudan faydalanabileceğiz. Bu da önemli bir Tabii, husus. bu çok önemli çünkü birçok üniversiteye gittiğiniz zaman 2-3 tane üniversiteyle anlaşmayı görebiliyorsunuz. Fırat Üniversitesi'nin onlarca anlaşması var Evet. üniversitede, yurt dışındaki mesela. Aynı zamanda Erasmus koordinatörlüğü de yapıyorum. Bölüm koordinatörlüğü yapıyorum. Bizim Polonya'yla, Portekiz'le, ondan sonra İspanya'yla birçok üniversiteyle doğrudan birebir anlaşmalarımız var ve her yıl, daha her yıl demeyeyim, her dönem onlarca öğrencimizi bir dönem okumak üzere, ki bazılarını 2 dönem İki dönem, okumak evet. üzere gönderebiliyoruz. Çok güzel. Bu noktada da çok ciddi avantajlarımız var. Bazı öğrencilerimiz ki bunu yakın zamanda da yaşadık. Orada staj programlarını da orada gerçekleştirerek Erasmus'un staj desteklerinden de Yurt faydalanıyorlar. dışında Yazılım staj mühendisi yapmış oluyor. tabii. Evet. Bir şirkette çalışıyor. Bu yazılım mühendisi üzerinde de konuşuyorum. Bir öğrencimiz işte gitti orada çalıştı. Döndüğünde de bu şirkette remote olarak çalışmaya devam ediyor. Şu an 3. sınıf öğrencimiz ama yurt dışında şirkette de remote olarak çalışıyor. Yani burada arkadaşlar şunu vurgulamak istiyorum hocamızın konuşmalarından yola çıkarak. Yani biz yeni bir bölümdeyiz. Hani bir binaya yeni bir Tabii bir know-how'la isimle girdiğimizi. evet yeni bir bölüm açmadık. Biz zaten bu camianın sektörün içerisindeyiz. Yıllardır öğrenci mezun ediyoruz. Yıllardır öğrenci yetiştiriyoruz. Bu tecrübe ve deneyimlerimizle yapay zeka ve veri bilimi alanındaki ihtiyacı karşılayacak yeni bir süreç Evet. başlattık diyorsunuz. Aynı zamanda burada şunu da söyleyebilir miyiz? Bilişim alanında aslında büyük bir aile. Çünkü bugüne kadar belki binlerce öğrenci mezun etti ve bu öğrenciler çok iyi On emekler, binlerce diyelim. on binlerce diyebilir miyiz? Çok farklı şirketlerde Bir çalışıyor. rakam Hatta vereceğim. belki birçoğunun şirketi var. Tabii. Ve burada şöyle bir şey de var benim gözlemlediğim. Öğrenci hoca arasındaki iletişim de sürekliliği olan bir şey. Yani mezun Tabii. olduktan sonra kopmayan bir iletişim var. Dolayısıyla bu mezunların sektördeki durumundan da Tabii. yararlanıyorsunuz. Hani buraya gelen gençler hani bir abi sektördeki abilerinden İnşallah. iletişim kurma şansları var. Yani iş Evet. aramaya çıktıklarında şöyle düşünecekler. Ben Fırat Üniversiteliyim. Mutlaka bir yerde bir Fırat Üniversiteli yazılımcı, bilgisayarcı var ve ben ona gittiğimde zaten bir ortaklığımız oluşacak. Yani bizim amacımız aslında ders veren öğretim üyesi olmak değil, bir mentor olmak. Evet. Yani onların kariyer hedeflerinde işte belki birkaç taşı da bizim koyduğumuz bir yol çizmek onlara. Evet. Desteğimizi eğer özel sektörde ilerlemek istiyorsa orada şey yapabilmek, ortaya koyabilmek, kendi bir firma veya kendisi bir ürün üretecekse orada da ona işletme kurma konusunda mentorluk yapmak. Bunların hepsine haiz bir ekibimiz var. Çok Yani güzel. bunlara Yani hem yol burada var gösterecek. hem dışarıda var. Tabii. Yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. Hani öğrenciler de tercihlerini yaparken tabii ki üniversitelerin isimlerine bakıyorlar ama o alandaki deneyimlerini, tecrübelerini de bakmak gerekiyor. Çünkü ben Fırat Üniversitesi bilgisayar bilimi alanında Türkiye'nin bana göre en iyilerinden bir tanesi. Bunu akademik olarak da söylüyorum, sektör anlamda da söylüyorum ki zaten mezun sayınızdan da
Anlaşılıyor. O yüzden hani ben acaba Fırat Üniversitesi Yapay Zeka Veri Mühendisliği yazdığında gittiğimde orada hani bir şeyler oturmuş olacak mı? İşte çünkü bu bir sıkıntıdır yeni açılan bölümlerde. Bununla Burada ilgili böyle bir problem bir yok. rakam vereyim. Şu an bizim bilgisayar mühendisliğimiz Mühendis Fakültesi'nde var. Yazılım mühendisliğimiz Mühendis Fakültesi'nde var. Teknoloji Fakültesi'nde yazılım mühendisliğimiz Evet. var. Teknoloji Fakültesi'nde uluslararası ortak programda yazılım mühendisliğimiz var. Yine Teknoloji Fakültesi'nde ikinci öğretim yazılım mühendisliğimiz var. Adli bilişim Adli bilişim mühendisliğimiz mühendisliği var. var. Evet. Yani bunların hepsini 5-6 tane. topladığınız zaman bazı üniversiteden öğrenci sayısından daha fazla öğrencimiz var. Evet. 3-4 binden bahsediyorum. Evet. 3-4 bin tane Şu yazılım an ve çalışan öğrenciden yani bahsediyorum. bilişim alanında Tabii. çalışan bunlar. Doğru Bunlar mu? bizim öğrencilerimiz bunların hepsi. Şu an işte birinci, Ha, ikinci, üçüncü okuyanlar. sınıfta Anladım. okuyan Okuyanlar. Bir de öğrencilerimiz. mezunlar var. Mezunlarımız her yıl birkaç bin öğrenciyi mezun ediyoruz. Evet. Çok güzel. Dolayısıyla da çok ciddi bir piyasada bir hani bilgisayar yazılım mühendisliği konusunda Fırat'tan mezun olmuş birçok insan, başarılı insanla denk Yani gelebilirsiniz burada yani. şunu diyebiliriz. Hani bir iş yerine gidip başvuru yaptığınızda şunu soruyor ya siz deneyiminiz var mı diye. Şimdi öğrenci tercih yaparken bunu sorabilir. Yani siz bu bölümü açtığınız zaman deneyiminiz var mı? Var. Siz deneyim konusunda yani zirvedesiniz Fırat diyebiliriz. Üniversitesi'nin rakamlarını Siz de incelemelerini araya girmek isterim. istiyorum. Burada yetiştiniz, burada Ben büyüdünüz de Fırat zaten. Üniversitesi'nde Evet. hani lisans, yüksek Yani lisansı, doktoramı kaç gerçekleştirdim. yılınızı, 20 yıla yakın süredir oldu mu okudunuz? 2003'ten beridir Evet, Fırat tam 20 yıl olmuş. Üniversitesi'nde mezun Evet. olduktan sonra hep buradayım. Şey de söylemek lazım. Hani Fırat Üniversitesi'nin bence parametrelerindeki parametrelerine de bir bakmak lazım. Örneğin ODTÜ'nün gerçekleştirmiş olduğu URAP'ta biz neredeyiz? Evet. Bilişim alanlarında neredeyiz? Mühendislik alanında neredeyiz? İşte uluslararası derecelendirme kuruluşlarında Fırat Üniversitesi'nin yeri nedir? Bunların Evet. hepsine bakmak lazım. Mesela en net örneği şöyle vermek gerekiyor. Mühendislik alanında dünyanın ilk 300-400 bandında hani üniversitesinden bir tanesi Fırat Üniversitesi'dir ve baktığınız zaman tüm Türkiye'deki üniversitelerin hepsinin sıralamalarına bakarsanız zaten ilk onda ilk binde belki 6-7 tane üniversite ancak var. Belki 10 var mı bilmiyorum. Ama Fırat Üniversitesi hep en üstü zorluyor. Evet, doğru. Yani özellikle mühendislik alanında baktığınızda proje konusunda, yayın konusunda, ürettiği akademik içeriğin kalitesi konusunda baktığınız zaman Fırat Üniversitesi her zaman dünyanın ilk 500 üniversitesinin arasında mühendislik alanında var. Evet, bunu ben yakından takip eden biri olarak açık bir şekilde Bu konuda söyleyebilirim. şöyle Hatta söyleyeyim. olmazsa onun Tabii bunu da linkini yine videonun alt veririz. kısmına açıklama bölümüne ekleriz. Bizde bir hatalı bir durum var. Hani onu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü Türkiye'de genel bir eleştiri vardır. İlk binde kaç tane üniversitesi var ülkenin? Evet. Aslında üniversite olarak baktığınızda giremeyebiliyor. Doğru. Çünkü mesela Fırat Üniversitesi üzerinde baktığınızda mühendislik temelli bir üniversiteyken diğer başka bölümlerin de eklenmesiyle aslında mühendislikte çok iyi olan Fırat Üniversitesi diğer bölümlerin faaliyetleriyle beraber ilk bine giremeyebiliyor. Bu biraz teknik bir konu. Tabii Evet, yani dışarıdaki o hani bu işe vakıf olmayan insanlar bunu çok toparlayamayabilir. Yani bir üniversitenin sıralamasına baktığınız zaman branş bazlı tabii bakmak bakmak lazım. gerekiyor. Yani Evet. hani örneğin sosyal bilimlerde X Üniversitesi çok iyi bir noktada olabilir. Mühendislik bilimlerinde de Fırat Üniversitesi çok iyi bir noktada olabilir. Ve siz bu konuda iddialısınız ki zaten parametreler de bunu gösteriyor. Tabii. Hani bunu vurgulamak istediniz. Peki hocam şöyle bir soru soralım, genel bir soru soralım. Hani biraz Fırat Üniversitesi'nin ve Elazığ'ın imkanları konusunda. Sonuçta burası yaklaşık bir 50 yıllık üniversite kenti aşağı yukarı, doğru mu? Evet. 45-50 yıllık. Hani buraya gelen öğrencinin yaşayabileceği bir zorluk var mı? Çünkü hani batıdaki bir öğrenci ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir öğrenci, tamam ben yapay zeka veri mühendisi yazmak istiyorum ama Elazığ'a gittiğimde hem üniversitenin bir şeylerin oturması noktasında hem de şehrin olanakları konusunda nelerle karşılaşacağım? Bu tabii bizim konuşmamız gereken bir konu değil aslında ama yine de videonun sonuna doğru bununla ilgili birkaç Bunu, vurgulama yapalım. 20 yılımızı burada geçirmiş evet, biri olarak. onu iki başlıkta ayıracağım. İlk önce özellikle bölümün teknik imkanları bazında bir şeyler söyleyeceğim. Sonra şehirden bahsedeceğim. Bir de yapay zeka araştırma merkezi vardı sanırım Fırat Üniversitesi'nde. Araştırma merkezi olarak değil ama yapay zeka konusunda tüm Türkiye'deki en kritik savunma sanayi işlerinin yürütüldüğü önemli bir merkez var. Evet. Ama Onun hani o araştırma merkezi olarak değil de hani yapay zeka bir merkezi olarak laboratuvar geçiyor, gibiydi. laboratuvar Evet, olarak öyleydi. Tamam, ben geçiyor yanlış yorumladım. ve çok ciddi işler üretiyorlar. Türkiye'nin Evet. hani en kritik savunma ile alakalı yapay zeka işlerinin aslında
üretildiği yer orası. Şimdi dediğim gibi o teknik özellikler, teknik nitelikler konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Fırat Üniversitesi laboratuvar ve teknik ekipman noktasında bilişim alanında çok iyi ekipmanlara sahip olan üniversitelerden bir tanesi. Evet. Ve Doğu Anadolu'na baktığımız zaman hani bu bölgedeki belki en iyisi bizizdir. Özellikle son gerçekleştirmiş olduğumuz projelerle beraber şu an yapay zeka mühendisi açılmadan 6 tane laboratuvar birden işte yapay zeka laboratuvarı, mobil uygulama geliştirme laboratuvarı gibi birçok laboratuvarın hepsini biz zaten kurguladık. Kurdum. Evet. Ve hani gelen adamlar kuru bir bölüme, kuru bir binaya Evet. gelmeyecekler. Bu Bu çok yeni önemli. açılan bölümün en büyük yaşadığı sıkıntı budur. Evet. Bölüm açılır, zorla 3-4 kişi bulunur. Ama işte sınıf bulunamaz, ama laboratuvar bulunamaz, laboratuvarda makine ekipman bulunamaz. Bizde bu yok. Bizde Hazır bu her şey. sorun, her şey çözülmüş. Bunu kurgularken biz diğer taraftan projelerle beraber altyapı imkanlarımızın da daha önceden oluşması için gerekli çalışmaları yaptık. Yeni bir binaya, tertemiz bir binaya bu bölümü açtık ve laboratuvarları da en iyi şekilde organize edildi. Ve üniversitenin açılmış olan bu bölümünün çok ciddi bir altyapıyla beraber açıldığını söyleyebiliriz. Evet, bu anlamda bir problem O noktada yaşamayacağım. hiçbir problemimiz yok. Onun dışında Elazığ olarak da üniversite öğrencilerinin durumunu konuşmak gerekir. Elazığ yeni bir üniversite kenti değildir. Tabii ki. Elazığ geçmişine baktığımızda aslında ta 1940'lı yıllardan beridir kentinde üniversite olması için çabalayan bir kitleden, bir Şehir. şehirden Evet. bahsediyoruz. Bunlarla ilgili dernekler kurmuş. Atatürk Üniversitesi'nin ilk önce burada kurulması için çok ciddi çabalar sarf etmiş. Araziler verilmiş. Daha sonra olmadığı için işte burada 1967 yılında kurulan bir mühendislik mimarlık akademisinden Evet, önce bahsediyoruz. bir fakülte kurulmuş Tabii ilk burada. önce burada Bugün bir çağda fakülte. tabii bir akademi, ama tabii ki bugünkü adı fakülte. Orada ilk önce elektrik elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi kor mühendislikler kurulmuş, Şimdi eğitimler burada verilmiş. aslında önemli bir şey söylediniz. Çünkü bilgisayar mühendisliğinin öncesi de daha çok Elektrik elektrik, mühendisliği. Tabii. matematik ve elektrik elektronik mühendisliği Aynen. hocalarının birlikte oluşturduğu bir alandı. Tabii. Dolayısıyla 50 yılın üstündeki bir geçmişi var Tabii. bu 50 alanda çok baktığımızda. ileride bir Evet. geçmişten bahsediyor. Çünkü 67'den öncesi de var. Evet. 67'den akademi olarak tam tesis edilmeden önce başka üniversitelerin aslında akademileri burada açılıyor. Evet, çok Sonra güzel. o Elazığ'da Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ne dönüşüyor. Ondan sonra da 1975'te üniversiteye Evet, dönüşüyor. Fırat Üniversitesi olarak. Fırat Üniversitesi'ne dönüşüyor. Dolayısıyla şehir üniversite ve üniversiteye yabancı değil. Yani Evet, çok güzel. Yurt olanakları da imkanlar, var. yurtlar konusunda da, işte yeme içme konusunda da, işte aslında turizm bölgeleri konusunda da çok zengin bir alandan Evet. bahsediyoruz. Ayrıca havaalanı var burada. Ulaşım Burada da kolay. Tabii bunlar başka kaynaklardan da öğrenebilirsiniz ama biz bizzat içinde olduğumuz için yani burada onu da ekleyelim. ucuz ulaşım da söz konusu. Yani yakındır belki hızlı trenin buraya gelmesinden de bahsediliyor. Evet, çok güzel. Dolayısıyla hani bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği, barınmasından ulaşımına kadar birçok şey Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu kent olan Elazığ itibariyle zaten tesis edilmiş Evet, ve kampüsü de kullanılıyor büyük, durumda. yeşil bir kampüsü var arkadaşlar. Onu ayrıca değinmek lazım. Yani Türkiye'nin belki en büyük kampüslerinden bir tanesinden bahsediyoruz. En yeşil kampüslerinden ve Doğu Anadolu'da en yeşil kampüslerinden Evet. bahsediyoruz. Çünkü yani Karadeniz'de veya işte ne bileyim biraz daha nemli ve sulak ortamlarda yeşil bir kampüs üretmek çok zor değil. Ama bizim gibi bir bölgede yeşil bir kampüsün olması çok ciddi bir Evet. avantaj. Fotoğraflarına bakarsanız hani bir sahil kentinin kampüsüymüş gibi görürsünüz Bu yani. konuda bir titizlik de var. Bir Tabii. yönetim bu konuya dikkat Biz ediyor benim gördüğüm kadarıyla. sanırım Green Matrix'lerde de Türkiye'nin herhalde ilk onundayız. Yani yeşil Yeşil alan alan oranı noktasında. açısından. Yani öğrenciye tesis edilen yeşil alanın noktasında Türkiye'de ilk onundayız diye biliyorum. Evet. Hocam o zaman toparlayacak olursak yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü Fırat Üniversitesi'nin uzun yıllara dayanan tecrübesiyle birlikte sizleri bekliyor. Güçlü kadrosuyla sizleri bekliyor ve buraya geldiğinizde her şeyin hazır olduğu, çok kaliteli bir eğitim alabileceğiniz bir manzara ile karşılaşacaksınız. Alanında uzman hocalar sizi karşılayacak ve 30 kişilik bir kontenjanla 39 tane de Deprem kontajı.
deprem bölgesinden etkilenen, depremden etkilenen arkadaşlarımız için ayrılmış kontenjanlar. Toplam 39 kişi buraya gelecek ve güzel sıcak bir ortamda iyi bir eğitime başlayacaksınız. Peki hocam, şimdi bir tercih dönemi olacak. Arkadaşlarımız tercih yapacaklar. Dolayısıyla bu süreçte soru sorma ihtiyaçları olacak. Sizin böyle bir sisteminiz olacak mı? Yani size ulaşabilirler mi? Web sayfamızda mail adreslerimiz var. Mail Çok güzel. adreslerimiz üzerinden bize kurumsal mail adreslerimize ulaşabilirler. Biz her türlü desteği, Evet, yardımı soruya cevap yaparız. vereceksiniz. Hızlı bir şekilde de cevap veririz inşallah. Tamam, çok güzel. Ayrıca videonun altına da sorularınızı yorum şeklinde eklerseniz ben hocama ulaştırırım. Kendi cevaplayabildiklerimi cevaplayarım. Diğerlerinde hocamdan bilgi alarak sizlere cevap vermeye çalışırım. Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu kanalın kitlesi aynı zamanda üniversite okuyan Evet. arkadaşlar da bunun içerisinde. Bazen o mevcut bölümden memnun olmayan arkadaşlarımız da oluyor. Belki onların da fikirleri değişebilir, kararları değişebilir. Onlara söyleyebileceğiniz bir şey varsa bununla toparlayın. Şöyle söyleyeyim. Dünya belki 20 yıl öncenin hızıyla ilerlemiyor. Şu an çok daha hızlı bir dünya ile karşı karşıyayız. Seçmiş olduğunuz bölüm gidip okumak, 4 yılınızı harcayacağınız, okumak istediğiniz bölüm belki 15 yıl sonra bir size iş imkanı sunmuyor olabilir. Kaybolan bir meslek Kaybolan olabilir. bir mesleği yapma ihtimaliniz söz konusu. Bu noktada özel olarak önereceğim şey geleceğin mühendisliği olan alanlardan bir tanesini tercih etmeniz ve Fırat Üniversitesi'nde bu tercihlerden mutlaka birisinde yer almasını sağlamanız. Çünkü Fırat Üniversitesi YÖK'ünde, ondan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de uluslararası kuruluşların da yapmış olduğu tüm değerlendirmelerde her zaman için özellikle mühendislik alanında 6, 7, 5, 4 sürekli böyle değişen bir Evet, bu sıralama, sıralamaya evet. sahip. En iyi eğitim alacağınız yer Fırat Üniversitesi. En iyi akademisyenlerle ulaşabileceğiniz, zamanında uzman en iyi akademisyenlerle ulaşabileceğiniz yer yine Fırat Üniversitesi. Özellikle önerim bunlardan Fırat Üniversitesi yanal mühendislik alanlarından herhangi bir tanesine başvuru yapmanız ve Evet, tabii bu ki olanaklardan yapay yararlanın. zeka ve veri mühendisliğine Oraya başvurmanız. bekliyorsunuz. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Bize vakit ayırdığınız için oldukça güzel, bilgilendirici bir video oldu. Hem yapay zeka konusunda hem bölüm konusunda birçok soruya cevapladığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben Hoş teşekkür geldiniz ederim. tekrar. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.